Selam, hoş geldiniz. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak ben Sena Özyurt. Bu kanalda kişisel gelişimden kitaplara, eğitimden gündeme birçok konudan bahsediyorum. Bazen geziyorum, onları paylaşıyorum. Bazen ders çalışıyorum, onları paylaşıyorum. Ama sonuç olarak ben bu kanalda kendi kişisel gelişimimi, değişimimi sizinle paylaşıyorum. Kanalıma göz atabilir ve eğer içeriklerim hoşunuza giderse abone olabilirsiniz. Evet, reklam bittikten sonra introyu da geçelim ve videoya başlayalım. Ben Marmara Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyordum. Sonra yatay geçiş yaptım, İstanbul Üniversitesi'ne geçtim. Bunlar hakkında birçok videom var. Yatay geçişle alakalı videomu şuraya koyuyorum bir kere. Onu merak ediyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Ondan sonra ben Marmara Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumak ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumak hakkında bir video çektim. O videoda nelerden bahsettim? Hem bu iki bölümden bahsettim, hem bu bölümün kendisinden bahsettim. Hem de bu bölümü okuyunca ne olabiliyoruz, iş olanakları neler? Onların hepsinden bir videoda bahsettim. O yüzden o videoyu da buraya koyuyorum. Onlarla alakalı bana soru sormayın. Şimdi, ama bunun yanında bana işte çok fazla neden yatay geçiş yaptın? Neden Marmara değil de İstanbul? Ben şimdi tercih yapacağım. İstanbul'u mu seçmeliyim, Marmara mı, ikisi arasında çok fazla kaldım vesaire diye soranlar oluyor. İnşallah bu videonun sonunda aklınızdaki soru işaretlerinin geçmiş olacağını düşünüyorum ben. Bu videoda İstanbul Üniversitesi'nde bu bölümü okumak nasıl? İşte buraya da not aldım aynı zamanda. Hangi kampüsler var? Kampüs olanakları neler? Eğitim olanakları neler? Hocaları nasıl? Kulüp aktiviteleri neler? Pişman mıyım buraya geçtiğim için yoksa memnun muyum? Karşılaştırmasını nasıl yaparım? Bunlardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım hadi. Ha, bir de bana sorduğunuz bazı sorular vardı. Onları da videonun en sonunda cevaplayacağım. O yüzden sonuna kadar izleyin. Şimdi ilk önce bir şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi'nde 3 tane siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü var. Bir siyasal fakültesinde siyaset bilimi var. Bir de İktisat Fakültesi'nde siyaset bilimi var. İktisat Fakültesi'ndeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler daha çok iktisat alanında çalışmak isteyenler için, daha ekonomiyle alakalı vesaire konularda eğitimler veriyor. Siyasal Fakültesi'ndeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü ise daha siyaset ağırlıklı, siyaset içerikli dersler veriyor. Siyasal fakültesinde iki tane var. Birisi %100 İngilizce, birisi %30 İngilizce. Benim okuyor olduğum %30 İngilizce. Peki fakülte nerede? Fakülte Beyazıt Kampüsü'nde. Beyazıt Kampüsü de birçok olanağa sahip şehrin ortasındaki kocaman bir kampüs. Şu anda Türkiye'de böyle çok fazla hani ya kampüs oluyor ve şehrin dışında oluyor ki kampüsün büyük olması gerekiyorsa bu daha mantıklı oluyor. Ya da şehrin içinde ama küçük bir kampüs oluyor. Kampüs hayatı yaşayamıyorsunuz ama şehir merkezinde oluyor üniversiteler. Bu yüzden aslında Marmara da bu konuda şanslı. İstanbul da şanslı. Marmara'nın siyasalı çok şanslı değil bu konuda ama neyse şöyle. Şehrin içinde her yere ulaşımınız çok kolay. Gidip gelmeniz çok kolay. Ve aynı zamanda da kampüs hayatı yaşıyorsunuz. Bu açıdan gerçekten kampüs çok güzel, büyük. Aynı zamanda Siyasal Bilgiler Fakültesi Beyazıt Kampüsü'nde, İstanbul Üniversitesi'nde diğer fakültelerle de iç içe. Hukuk Fakültesi'yle, İktisat Fakültesi'yle vesaire karşı karşıya resmen. Aynı zamanda Edebiyat Fakültesi tam olarak kampüsün içinde değil, yine orada. Yani farklı fakültelerden insanlarla kaynaşmanız, tanışmanız çok olası. Marmara'nın siyasal fakültesi ise Anadolu Hisarı'ndaydı, Beykoz'da. Ve Anadolu Hisarı'da sadece BESYO vardı. Zaten o izleyeceğiniz ya da izlediğiniz videoda da anlatıyorum bunları. O yüzden kampüs olanakları biraz sınırlıydı. Şehirden uzaktı, ulaşımı zordu, çevresinde çok fazla bir şey yoktu vesaire. Bu konuda İstanbul Üniversitesi kampüs konusunda kesinlikle çok daha şanslı. Bunun sonrasında kampüs konusunda şöyle bir yararı daha var. Eğitim dışı aktivitelere de çok kolay katılabiliyorsunuz. Mesela kulüp aktivitelerine çok kolay katılabiliyorsunuz. Çünkü merkez kampüs olduğu için kulüpler de kampüsün içinde ve kulüplere ulaşımınız da çok kolay. Yine Marmara Üniversitesi'nde böyle bir şey yoktu. Biz Anadolu Hisar'daydık ve söylemiş miydim en büyük kulübüm böyle çok az üyesi falan vardı. Büyük kulüpler Göztepe kampüsündeydi falan. O açıdan birazcık sıkıntılıydı. Bu açıdan yine kulüp olanakları bakımından birazcık daha yine İstanbul Üniversitesi kazanıyor. Onun dışında eğitime gelirsek, eğitiminden ben çok memnunum. Hocalarından çok memnunum. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Hocaları gerçekten çok kıymetli, çok değerli hocalar. Ya şu an örnekler versem mi bilmiyorum ama hocalar muhteşem. Gerçekten çok iyi hocalar var. Ben birinci sınıftan da dersler aldım. Yatay geçiş olduğum için Marmara'da görmediğimiz çok fazla ders vardı birinci sınıftan. Yani iki dönemde de 10-10 ders alamadım. Birinci dönem 10 ders aldım, ikinci dönem 8 ders aldım. O da derslerim çakıştığı için hala birinci sınıftan dersim var. Neyse, yani birinci sınıf derslerinin de bir kısmını gördüm. İkinci sınıf derslerini de gördüm. İkinci sınıf dersleri birazcık ağır. Birinci sınıf dersleri kolay diyebilirim. En azından benim aldıklarım kolaydı. Ama hocalar o kadar kıymetli, o kadar değerli hoca. Dersler çok güzel derslerdi. Gerçekten çok güzel dersler açıyorlar ve çok fazla ders alabiliyorsunuz. Aynı zamanda birinci sınıfta seçmeli ders alamıyorsunuz galiba. Ama ikinci sınıfta ikinci sınıfın biz birinci döneminde kaç ders aldığımızı, birinci döneminde iki tane seçmeli ders almıştım. İki seçmeli, üç zorunluydu galiba. İkinci dönemde ise iki zorunlu, üç seçmeliydi. Yani aslında biraz da bir fakülteden mezun oluyorsunuz ama iki öğrenci de çok çok farklı dersler almış olabiliyor. Şey çok güzel, çok güzel dersler açılıyor. Ders havuzu inanılmaz geniş ve alanında uzman kişilerden derslerinizi dinliyorsunuz. Ya inanılmaz güzel dersler aldım. Ama bir de ders seçiminde hızlı olmanız gerekiyor. Hızlı olmazsanız başka fakültelerden ders almak zorunda kalıyorsunuz falan filan, neyse. Çok iyi dersler. Çalışmanız gerekiyor. Elinizi biraz hızlı tutmanız gerekiyor. O konularda birazcık sıkıntılar var. Ama eğer emek verirseniz, eğer gerçekten çalışırsanız bence mezun olduğunuzda inanılmaz bilgiye sahip bir insan olursunuz bence. Dil konusuna geleceğim. Şimdi eğer işte İngilizce hazırlık okuyorsunuz, sonra dersleri İngilizce görüyorsunuz. Bazı işte %30'da %30 İngilizce görüyorsunuz. Bu da sizin o %30'luk İngilizceyi denkleştirmeniz gerekiyor bu arada. Denkleştirmezseniz mezun olamıyorsunuz. Aldığınız derslerin, seçtiğiniz derslerin %30'un İngilizce olması gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi İngilizce var cepte zaten. Şu vardı Marmara'da, yine bir kıyaslama yapacağım. Marmara'da seçmeli ders olarak yabancı dil veriyorlardı ikinci sınıfta. Fransızca, Rusça, İspanyolca vesaire, Arapça gibi dersler vardı, seçme hakkınız vardı. Ama İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir şey yok. Sadece Arapça dersi var seçmeli olarak. Ben de Arapça seçtim, Arapça alıyorum. Ama mesela Fransızca, İspanyolca bilmem ne öğrenemiyorsunuz. Ya da acaba seçildi de ben mi bilmiyorum. Ama buna da ihtimal vermiyorum açıkçası çünkü yok yani. Bilmiyorum, belki de üst senelerde mi vardır? Ama zannetmiyorum yani. Ulaşımdan bahsettim mi? Ulaşımı gerçekten kolay. Yani ben mesela nerede oturduğumu söylemeyeyim. Tamam, ben biraz merkezi bir yerde oturuyorum. O yüzden 3 vesait gidiyorum. Yer altından 3 vesait gidiyorum. Ama acayip kolay yani. İnanılmaz kolay. 40 dakikada varıyorum ben oraya. Okulun kötü yönleri var mı? Bunu ben düşündüm biraz, ne kötü yönü olabilir diye. Bir bu dil konusu olabilir. Başka... Bir de şu var, ben okul değiştirdim ve korona patladı. Ben hiç gitmedim. Bir sene okudum daha bu okulda. Ve hiç fiziki olarak eğitim almadım. O yüzden belki sonradan gözüme çarpacak olan kötü şeyler olabilir. Ama henüz böyle bir şey çarpmadı gözüme. Ben seviyorum ya. Mesela okul kulübüne şey atıyorlar. Okul kulübü değil. Okul grubuna şey atıyorlar. Bir sticker var ya, merak etmeyin işte okulumuz bunu öğrencisine en mağdur edecek şekilde çözecektir bu sorunu diye. Yani şimdi millet böyle şeyler atıyor ama hiç Marmara Üniversitesi'ni görmedikleri için attıklarını düşünüyorum. Ben bu kadar sorunlu bir okul olduğunu düşünmüyorum açıkçası okulun. Ya şu var, gidip işini hallettirebiliyorsun okulda, anladın mı? Ulaşabiliyorsun bir yerlere. O yüzden bence bu konuda önde. Kötü yönlerini söyleyecektim, yine önde bir yön çıkardım. Böyle şu an benim bir şikayetim yok açıkçası. Peki şimdi bana gelen sorulardan bakıyorum. İşte birisi bu tercih döneminde 3 tane siyaset bölümü var. Siyasal fakültesindeki, iktisat fakültesindeki, bir de %100 İngilizce, %30 İngilizce ayrımı. Bundan bahsettim zaten. Bir şey gelmiş bir de, iktisatlı siyasal fakültelerindeki bölümün farkı ne? Bunu başta birazcık söylemiştim ama açmak istiyorum. Ya şöyle bir farkı var. İktisat fakültesinde daha iktisat ağırlıklı, daha
özel sektörde çalışacak insan ağırlıkla eğitim veriyorlar biraz. Nasıl özel sektörde? Daha böyle bankalarda çalışacak vesaire insanlara göre eğitimler veriyorlar. Daha ekonomi ağırlıklı eğitimler. Siyasal fakültesinde verilen eğitimse gerçekten siyaset dersleri çok yoğun oluyor. Çok fazla siyaset dersleri görüyorsunuz. Yani uluslararası ilişkileri aslında siyasi yönden çok fazla görüyorsunuz. Bu ayrımı var iki fakültedeki eğitimin. Sen hangisini tercih edersin demişler. Ben işte siyasal fakültesini tercih ettim zaten. Çalışma imkanları neler? Çalışma imkanlarından videoda bahsetmiştim. Koyuyorum buraya. Çok geniş çalışma imkanları var. Bu bir yönden iyi de olabilir, gelişime açık. Bir yönden de çok fazla stres uyandırıyor insanda. Ben ne yapacağım? Hani bunu mu yapmak istiyorum, onu mu yapmak istiyorum? Çok dağılıyor insan. Ben mesela çok dağıldım yani açıkçası. Benim için bu biraz dezavantaj oldu. Çünkü bir netlik yok. Böyle sorular da genelde bu çerçevedeydi yani. Bunlar sorulmuş. Başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum okul hakkında. Başka da bir şey söyleyemem. Söylenebilecek bence her şeyi söyledim okul hakkında. Zaten neden Marmara'dan İstanbul'a geldiğimi de iki videoyu izlerseniz de anlamış olacaksınız. Böyle. Büyük ihtimalle şu an bunları izleyenler şey olacak. Böyle tercih aşamasındaki kişiler olacak. Umarım hakkınızdaki en hayırlı tercihi verirsiniz. Umarım her şey sizin en yüksek hayrınız olur. Bilmiyorum ya, inşallah mutlu olduğunuz, mutlu olacağınız bir tercih yaparsınız. Bu video işinize yaradıysa çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.